Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Yine bir Uber videosu ile sizlerleyim ama bu sefer New York'tan gelen Gökhan var burada. Gökhan'ı zaten hepiniz biliyorsunuz. O da benim gibi Amerika'da Uber videoları çeken bir arkadaşımız. New York'tan buraya geldi. İlk önce Miami'ye geldi, sonra Miami'den aynen Orlando'ya sürdü ve sonunda görüşmüş olduk. Daha önce Gökhan'la birlikte bir challenge yapmıştık. Ben büyük araba, o küçük araba ve günün sonunda da aynı parayı kazanmıştık. Gökhan ne yapıyorsun? Hoş geldin öncelikle. İyiyim, hoş bulduk. Merhaba. Beğendin mi Orlando'yu ilk önce? Onu sorayım. Sen çünkü soğuk bir ortamdan geldin buraya. Orlando'yu çok beğendim. Aha. Ben aslında öncelikle Rochester'dan New York City'ye gittim. Oradan aha arabayla Miami'ye gittik. Şimdi tekrar Miami'den Orlando'ya yukarı doğru çıktık. Aha. Bayağıdır yollardayım yani ama araba kullanmayı sevdiğim için aha şey olmadı yani. Şikayet etmiyorum. Sadece çok yorucuydu. Aha. Ama yüzümden belli oluyordur yani. Çok mutluyum şu anda evet, çünkü bir İzmirli olarak -10 dereceden artı 20-25'lere kadar geldik böyle. İnsan bir kendine geldi. Çok bir beğendim ben oradan. Bir de sen şimdi New York'ta daha önce biz konuştuk hatta Gökhan'la. Hatta halı saha maçına falan geldi Gökhan sağ olsun. Orada Twitch yayını da yapmıştı. Hı-hı. Şimdi gördüğün ortam nasıl? Sen oradayken nasıldı? Buradayken nasıl? Gördüğüm ortam çok başka. Çünkü Rochester'da benim hani çok fazla çevrem yok. Birkaç kişiyi tanıyorum sadece. Ve hı-hı çok soğuk ve uzun sürdüğü için kışlar. İnsanlar bu kadar dışarıya çıkıp bu kadar sosyal aktivite dışarılarda yapamıyorlar. Hı-hı. Tabii korona da bir yandan hani orada çok fazla önlemler alınıyor, önlemler var, kısıtlamalar var. Burada o kadar yoktu açıkçası. Burada insanlar, hiç insanlar sallamıyor. Evet, öyle ne maske var, size ne sosyal, hiçbir şey yoktu bildiğin. Ya bir de şöyle bir şey var, mesela burada bara git, herhangi bir kısıtlama yok. Sadece maskeni takıyorsun, içeri girer girmez maskeni çıkartıyorsun. Böyle evet saçma bir uygulamalar var burada. Evet. Her yer açık arkadaşlar Orlando'da. Hani Türkiye'de, İstanbul'da özellikle hafta sonları her yer kapalı diyebiliyorum hala. Ama şu an herhangi bir önlem yok. Florida tam gaz gidiyor. O yüzden Uber yaptığımız zaman şu an günlük 250 dolar, 300 dolar neredeyse görebiliyoruz tabii. Gayet güzel. Tabii bu Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar için. Gayet, sadece 4 gün için. Gayet güzel. Çünkü ben daha geçen günlerden video çekme amacıyla Uber yapayım dedim. Hani 3 yolculuk falan yaptım. Toplam 2 saat, 2,5 saat civarında. Hı-hı. Neredeyse hiçbir şey yani. Eskiye kıyasla çok kötü durum şu anda bizim orada. Burada biraz daha işler açılıyor. Amerika'da her yer kapalı, insanlar buraya geliyor. Sonuçta burada bir şeyler oluyor. Hani her yerde iş olmayınca, herkes buraya gelince mecbur burada iş oluyor. Evet. O yüzden şu an Uber yapmaktan memnunum. Özellikle onu söyleyeyim. Hani Amerika'da full time Uber yapmıyorum ben kesinlikle. Kendi işlerimle uğraşıyorum. Ama sonuçta hani evin morgıcı var, arabanın paraları var. Onun dışında yatırım yapmaya çalışıyorum. Bu aralar evi yenilemeye çalışıyorum. O yüzden Uber yapmak zorundayız ve bu videoda da başımıza gelen en kötü ve en eğlenceli olaylardan bazılarını sizlere göstereceğiz. Ben kendi olaylarımı seçtim. Ondan sonra Gökhan kendi olaylarını seçecek ve bu şekilde videomuzu tamamlayacağız. Hazırsan kısaca başlayalım abi. Ben hazırım. Hazır mıyız? Hazırım. Şimdi bu video benim 2 sene önce başıma geldi. Lyft yapıyordum o zamanlar. Uber hesabım açılmamıştı bir yıllık ehliyetim olmadığı için. Bir de Toyota Prius kullanıyordum o zamanlar. Küçük araç. Hı-hı. Hani sürekli müşteri geliyordu zaten. Küçük araç olduğu evet zaman durmuyorsunuz. Sürekli insanları al bırak, al bırak, al bırak. Bir tane sarhoş bir kıza denk geldim. Ailesinin evinden aldım onu ve partiye gidiyordu. Şimdi başıma gelenleri kısaca izleyelim. Senin yorumlarını da merak ediyorum. Böyle yan yanayken iki tane Uber yapan adam. Sen ne düşüneceksin? Biliyorum senin başına da çok komik olaylar geliyor. Sen de bizlere çok gösteriyorsun. Belki bu videoyu izlemişsindir bile. Bakalım. Şimdi kız geliyor abi arabadan. Ben arabadayım. Gayet ciddi hi diyorum. Ben de böyle başlıyorum zaten genelde. Gayet normal, resmi. Müşteri birazcık cıvıtırsa ben de cıvıtıyorum. Evet. Ben direkt gecen nasıl geçti falan biraz samimi olmaya çalışıyorum. Hemen şey böyle stop ekliyorlar ya Lyft'te, en sevmediğim olay. Hiç ben de istemiyorum. Hemen diyor içki alacağım, bir yerde dur, orada dur, burada dur. Zaten para kazanamıyoruz. Kesinlikle katılıyorum ya. Diyor şimdi Walmart'a gidiyoruz, şarap almamız lazım. Benim direkt moralim bozuluyor yani birisi müşterinin teki direkt böyle durak ekleyeyim, şurada duralım, burada duralım dediği zaman ben iptal, modum düşüyor direkt. Burada hemen yazmaya başladı, kafada güzel kızım, sen çok tatlısın falan filan. Diyor ben ne içtim diyorum, hepsinden içtim diyor. Öyle olaylar gelişiyor şu an burada. Kız Brezilyalı çıkıyor. Güzel memleket. Aynen. Bu arada sizlere kısa bir bilgilendirme yapayım arkadaşlar. Florida bölgesinde özellikle Orlando bölgesinde çok fazla Brezilyalı var. Benim Brezilyalı olan müşterilerim de var. Onlarla çalışıyorum. Hani siz Türkiye'den Amerika'ya gelmek istiyorsanız, Florida'ya gelmek istiyorsanız bence öğrenebileceğiniz ikinci dil zaten bir İngilizce kesinlikle. İkincisi İspanyolca olabilir. Üçüncüsü de Orlando'ya gelecekseniz Portekizce'yi tavsiye edebilirim. Hmm. Onun dışında senin tavsiye edebileceğin bir dil var mı abi? Kesinlikle katılıyorum çünkü zaten
İspanyolca artık buradaki ikinci dil gibi bir şey. Hatta tabii. Bazı bölgelerde İspanyolca tabelalar vesaire. Sen Miami'ye gittin mesela. Miami'de nasıldı İspanyolca? Miami'de full. Hatta İngilizce çok az duydum, öyle söyleyeyim. Herkes İspanyolca konuşuyor Miami'de mesela arkadaşlar. Mesela bugün bir Türk restoranında ilk kez buluştuk biz Okan'la. Aha. Oradaki Türk restoranında çalışan kız da Brezilyalıydı mesela. O derece fazla burada. Tabii. Yani Türk restoranında genelde Türkleri çalıştırırlar. Ondan bir şaşırmıştım. Tabii bunu. Tabii. Ya burada da Brezilyalılar da bizim gibi buraya öğrenci vizesiyle geliyorlar. Kaçak bir şekilde çalışmaya çalışıyorlar. Evet. Hani bu şekilde biz hangi serüvenlerden geçiyorsak Brezilyalı insanlar da aynı serüvenlerden geçiyor. O yüzden hani Brezilya halkı, Türk halkı ben çok yakınlaştırıyorum birbirine. Çok benziyoruz bu olaylar yüzünden. Evet. Venezuela da öyle. Kolombiya da mesela çok öyle. Hani bizim ırkımız diğer ırklarla birlikte çok kolay kaynaşabiliyor. Hani beyaz Amerikalı arkadaşınız yoksa kesinlikle hani bir Kolombiyalı, bir Porto Rikolu, bir Brezilya arkadaşınız daha kolay bir şekilde edinebiliyorsunuz. Ben de ilk geldiğimde restoranda çalışıyordum. Bas boyluk yapıyordum. Aha. Biraz da baristalık yapıyordum. Orada her zaman İtalyanlar, İspanyollar, Meksikalılar, yani Güney Amerika ve İtalyan, İspanyol kökenli insanlara çok çabuk kaynaşabiliyorsunuz. Çünkü onların da böyle muhabbetleri, espri anlayışları falan çok benzer bizimkine. Bir de şimdi Meksikalılar özellikle Kaliforniya kısmında daha fazla var. Hani burada da var Meksikalı ama Kaliforniya'ya giderseniz Los Angeles, San Diego kısmında oralarda hani Meksika sınırına daha yakın olduğu için daha fazla görebilirsiniz. Neyse videomuza devam edelim. Bu başıma gelen komik bir olaydı arkadaşlar. İlk defa böyle bir şey başıma geldi. Daha da başıma hani geldi ama gösteremedim çünkü izin alamadım. Her neyse video devam ediyoruz. Şimdi benim nereli olduğumu tahmin etmeye çalışıyor. Bu muhabbete ben de çok giriyorum hep. Sana ne diyorlar mesela, senin nerelisin dediğin? Bana genelde Afganistanlı diyorlar. Hadi ya. Canım. Afganistan. Hiç Afganlar ne bileyim, benzetemedim ben. Ben de benzetemiyorum yani, bakıyorum Afgan insanlar da biniyor arabama. Hani bakıyorum aynadan, hiç kendime benzetemiyorum ama herhalde benziyormuşum ki o kadar şey geliyor. Aksandan falan bir şey diyorlar mı mesela? Aksandan direkt anlıyorlar zaten. Hani merhaba diyorum, nerelisin oluyor ikinci cümle. Irkçılık falan oluyor mu peki? Florida çok başımıza gelmiyor bizim de, belki o kuzey kısmında daha fazla olabiliyordur. Irkçılık benim başıma hiç gelmedi ama gelenleri duydum. Duydun bana mı? Gelmedi. Yani benim gördüğüm kadarıyla insanlara güler yüzlü ve şey olduğunuz, saygılı olduğunuz zaman çok bir şey gelmiyor başınıza. Eğer geliyorsa zaten karşı taraf %100 ırkçıdır. Yani moralinizi bozmanıza hiç gerek yok. Uber de benim de hiç başıma gelmedi. O yüzden hani Uber yapacak arkadaşlar varsa birazcık daha göremiyorsunuz bu tarz konuları. Çünkü zaten şoförsünüz. Çok fazla muhabbet olmuyor zaten. Şoförlerin de çoğu zaten Amerikalı değil. Tabii. Çoğu İngilizce bile bilmiyor burada özellikle. Onu söyleyeyim. Binen adam da zaten onun farkına vararak biniyordur. Yani şoför kesinlikle Amerikalı olmayacak. %90. Tabii. Aynen öyle. Devam edelim videoya. Between Middle East and Europe, it's like the four of them. Türk'üm dedim şimdi. I'm from Turkey. Oh, very nice. Diyor ki bilmiyordum yakışıkların oradan geldiğini falan, kız yürümeye devam ediyor. Sevgilin var mı o zamanlar? O zamanlar bir tane Japon sevgilim vardı aynen. Çok şimdi alakasız burada yani. Durduralım. Bu kısma da bir değinelim. Kız arkadaşım bu videoyu gördü mü? Ya bu videoyu gösterdim zaten, atmadan gösterdim. Güldük geçtik yani, öyle şey olmadı. Bu videoyu atamazsın falan, öyle bir olay yok. Evet. Ama şimdikiyle mesela biraz daha zor. Hani bizim kültüre daha yakın. Evet, evet. Kübalı bir hatun var şu an bende. Partiye davet ediyor beni. Ben de parti mi? Ne partisi? Artist darlar pazarda gibi. Çalışmam lazım diyorum, çok sıkıcısın diyor. İşte bazıları partiye gidiyor, biz de çalışıyoruz burada. O kadar benzer muhabbetler. Sana da bir aynı şeyler başına geliyor değil mi? I don't like the smell, you know. I can just drink beer, but... Ben diyorum çalışmalıyım. I have to work today. I think nobody likes them. It's just me doing. Diyor sana bir şey söylemem lazım, tişörtümü değiştirmem lazım, ailem... Ailemin yanından çıkarken böyle çıktım ama partiye böyle gidemem falan. Hani ben düşündüm o anda. Dedim Allah geliyor video. Dedim güzel bir video geliyor. Zaten ki video güzel izlendi arkadaşlar. Neredeyse 2 milyon izlendi video. Ben anlayamadım. Emin olmak istiyorum. Nasıl yani? Aynen ailem partiye gittiğimi bilmiyor falan filan. Tabii ki olmaz. Sorun değil. Ben diyorum kamera var. Benim için sorun değil. İstersen soyun, istediğini yap. Mesela burada da kız diyor ki everybody saw that before diyor. Hani herkes zaten gördü diyor daha önceden. Ama kanal Türk kanalı olduğunu bilmiyor galiba. Kanalın evet Türk kanalı olduğunu bilmiyor. Türkiye'de böyle şeyler olmadığını oraya bilmiyor. Oraya ilk karılar bilmiyor oraya. Tekrar devam ediyoruz. You want to read my books? Heh.
anymore. Sadece tişört diyor, memelerimi görmeyeceksin falan diyor falan. I will not that way. No, don't look it up. Ben İngilizceyi unutuyorum orada ne desem falan böyle. Afallıyorum böyle bir. Thank you. Okan, bu videonun sansürsüzü duruyor mu hala? Yok durmuyor, silinmiştir çoktan. Şimdi burada kız üstünü çıkarıyor. Ben de bakmamaya çalışıyorum. Bir yandan böyle sağa yani sola bakıyorum. Yani bakmasan ne olur, zaten eve gidip kameradan bakarsın. Yani. Yani bir şey değil gerçi zaten. Kızlar bir tişörtünü çıkartıyor. Ses aynen, falan aynen. Her şey var yani aslında bir şey değil de. Bir şey görünmemiş hakikaten yani. Yani. Sütyen var. Da yani Uber'de de sütyenini göstermezsin yani. Tabii canım. Yani bu ekstrem bir durum hakikaten. Do you know Adriana Lima? Senin başına böyle olay geliyor mu mesela? Kızlarla, kızlar soymaya çalışıyor mu ya da böyle çıplak bilen oluyor mu? Bir kere donla gelen olmuştu. Donla. Ama arabaya binmedi. Binsin diye çok ısrar ettim. Halbuki yani arkadaşı oraya gidiyormuş o eve. Kız evden çıktı. O adamla muhabbet ediyorduk. Adam da siyahi bir adamdı. Bayağı kafa bir adamdı. O dedi işte arkadaşıma gidiyorum falan. Kız çıktı. Bildiğin donla geldi arabaya kadar. Ben diyorum hadi arabaya binsin falan. Üstüne içiyor mu bildiğin? Üstte hatırlamıyorum. Altta pembe bir donu vardı. Hatta videonun başını pembe don mu yapsam diye düşündüm ama. Farklı bir şey yapmıştım hatırlamıyorum. Ya işte ya adamlar kızı çağırıyor Uber'le, sen gidiyorsun alıyorsun götürüyorsun zaten. Onlar aynen. Yapacaklar ne yapıyor tekrar gidip gelip geri götürüyorsun yani olay aynen, bu. Aynen. Devam edelim videoya. Ben de Adriana Lima'yı tanıyor musun falan Brezilyalı ya. Muhabbet açmaya çalışıyoruz işte. Olay artı 18'e gitmesin diye. Biliyorum Türkiye'de çok popüler. Ben de zorluyorum burada. Biraz yürümüşsün. Hadi gidelim diyor. Ekmek parası yazmış. Bu bana da çok oluyor ya. Seni de çağırıyorlar mı partilere falan? Sürekli davet ediyorlar. Benim aklımda bir yandan hani Uber yapayım, para kazanayım, bir yandan video çıksın falan diye çok reddettim yani şimdiye kadar. Aynen öyle. But like at 2 a.m. I need to be at downtown. Bu arada Orlando'da gece 2'de barlar kapanıyor arkadaşlar. O yüzden gece 2'den sonra benim para yapabilme olasılığım çıkıyor. Kaça kadar çalışıyorsun normalde? Ben gece 4'e kadar genelde çalışıyorum. Böyle benim... akşam 7 gibi çıkıyorum, 4'te eve geliyorum. Cuma, evet. Cumartesi fix programım budur. Koronadan önce benim de öyleydi. Bizde de 2'de kapanıyor. Hı-hı. 1 saat daha, belki 2 saat daha oyalanıp sonra eve kaçıyordum. Bonus çıkıyor arkadaşlar. Güzel para evet. Kazanabiliyorsunuz. Ben 1 aydan 100 dolar yapmıştım var, 110 dolar yapmıştım var. 30 mil. Oli canım. Git gel 30'lar bir bakıyorsun search kısmına. 50 dolar mesela fazladan charge ediyorlar yolcuya. Çünkü herkes o ara istek yolluyor ama driver yok. O yüzden evet. Fiyatlar artıyor. O da aynen. Bizim işimize geliyor. O yüzden her gece, yani her gece dediğim cumartesi ve cuma günleri özellikle. Evet. Gece 2'de Orlando'daysanız bana bir merhaba diyebilirsiniz. Çünkü orada olacağım ben. Yani 50 dolarınız varsa deyin ona. Başka da olay pek bir şey gelişmiyor. Walmart'a götürüyorum herhalde. İşte burada sabaha kadar çalışacağım falan diyorum. Ondan sonra kız partiye davet ediyor. Hayır gelirsin gelmezsin. Ve olay buydu yani. Soyma muhabbetiydi arkadaşlar. Dediğim gibi hep Uber'cilerin başına gelmez genelde böyle bir olay. Buna benzer bir tane olayım olmuştu. Ben dedim işte YouTube'a video çekiyorum izniniz var mı falan. Kız o sırada şey dedi hani hiç şimdiye kadar flash yapan oldu mu dedi. Flash da bu arada bir anda üstünü çıkarıp kapatmak yani bir anda hani göğüslerini göstermek. Hadi canım. Aklıma dedim ulan yapmadı kimse keşke yapsa falan diyorum böyle daha çok izlenme olur diye. Kıza dedim yok dedim ama aslında yapsan çok iyi izlenmeler alırım yapabilirsin diyorum zaten hani sansürlüp koyacağım ben falan merak etme diyorum. İkna edemedim ama o video da zaten kanalda var. Hani yapar gibi yapıyor falan. Hangi videoyu da hatırlamıyorum ama. Şimdi böyle bir olay, benzer bir olay gelmiş. Göstereyim. Şimdi bu da ilginç bir olay aslında. Bunu göstermeyecektim ama ekstra olarak kısaca hemen göstereyim. Bakalım herhalde videonun sonundaydı. Aynen. Şimdi arkadaşlar bu olay da şöyle oldu. Yani Jesus Jesus diye bağırıyor bana. Bana baby Jesus diyor. Aldım adamlar... Gideceği yeri girmemiş. Düşün aldım biz drop off da yapabiliyorum. Biz seninle bunu konuşmuştuk Instagram'dan. Aynen tabii. Aynen. Bu olayı konuşmuştuk. Kadın yolcu taciz etti falan ama evet. harbi taciz etti yani. Evet. Hemen videoyu izleyelim kısaca. Jesus! Drop off location. Zaten acayip sarhoşlar gidecekleri yeri seçmemişler. Dedim nereye gideceksiniz yani? Bakıyorum gidecekleri yer yok. Aldım ama nereye gidecekleri belli değil. Nasıl belli değil ki? Nasıl? İşte o zaman demek ki bug var herhalde. 2 sene önce öyle bir şey vardı. Bak burada ben Lift zaten tartışıyorum. Evet. İşte İsa Musa gel beni kutsa muhabbetleri. Burada beni Jesus falan sanıyorlar galiba orada. Neyse ilerletelim ya. Biraz. Bakalım burada bir dokunma muhabbetleri oluyordu. Yeah,
Burada adresi yanlış girmişler. Yanlış yere getirdim, bana kızıyorlar. Sen yanlışsın. Bu benim de başıma geldi. Bak bak. I'm actually like, I'm gonna give you like 5 seconds. Okay. Maybe 5 seconds to get the fuck up out of this shit and get me back to the fucking city. Gördün mü? Konuşma tarzlarına bak mesela. Böyle çok insanlarla iğrenç muhatap oluyorsunuz arkadaşlar. Bildiğin diyor, sana 5 saniye vereceğim diyor. Beni şehre götürmek zorundasın falan böyle. Hani bir de arada küfürler falan da var tabii. Şimdi ben de daha çok eğlenceli Uber yolculuklarını paylaşıyorum kanalda. Bu tarz olaylar benim de çok başıma geliyor. Hı-hı. Bunları artık geldikten sonra izin bile istemiyorum. Direkt kaydı siliyorum ama yolculukların yani %20'si 30'u da bir yandan böyle geçiyor. Her ne kadar güzel, eğlenceli görünse de. Hı-hı. Böyle de çok geliyor bana da. Evet, benim de burada moralim bozuldu. Gece olmuş 2:30-3. Ben artık yorulmuşum. 9 saattir çalışıyorum. Sen orada 10 dolar kazanacağım diye şu insanların tavrını çekiyorsun. Çok yorucu. Bak bak şimdi. Diyor sana diyor çok güzel bir review vereceğiz dedi. Bir yıldız verdiler. Benim hatam değil. Hiçbir şey yapmadım arkadaşlar. Yanlış adres yazdılar. Küfürü ben yedim. 9 dolar kazandım. Kötü rating yedim. Yani bazen böyle ride'lar olabiliyor. Evet. Zaten söylüyor yani. Sana çok güzel review vereceğiz yazıyorlar. Bak burada ellemeye başlıyor. Üzerine. Bir de üstüne elliyor, taciz ediyor. Bu da diyor şoföre dokunma falan filan. Bir de böyle olay vardı yani, düşün böyle yolculuk yapıyorsun, kadın yanına oturuyor, hop başlıyor seni ellemeye falan filan. Erkek yapsa nasıl olur? Düşünsene kadın driver ya. Erkeksin sen, böyle kadının memelerini ellerini düşünsene, olay yani, çıkar ama kesinlikle. Aynı şey kadın erkeğe yaptığı zaman he he deyip geçip gülüyoruz aslında. İkisi de taciz yani, cinsiyetçi. Kadını cezalandırmayı düşünmedin mi Okan? Yok ya. Ya hiçbir şey kazanamazsın ki yani. Ya da herhangi bir şekilde şikayet ettin mi vesaire, aklına geldi mi ya? Ben de bir yıldız verdim geçtim yani, şikayet edecek pek bir olay yok yani. Karen'lık yapmış gibi hissettim kendimi her yaparsam. Doğru yani. Amerika'da bu arada Karen diyorlar, her şeye böyle polisi çağıran. Her şeye şikayet. Hani baktım yani hiçbir şeye varamazsın bunda. Hani bak bir erkek yapsa bir kadına tamam, videosu varsa eyvallah, o adamı hapse bile atarlar her türlü. Evet. Ama şimdi bir kadın sana yapmış, polisler gülüp de geçer yani bence. Oğlum niye böyle bir şey söylüyorsun, işte eğlenmene bak falan derler yani. Başıma gelen en kötü olay da buradaki kavga arkadaşlar. Bu senle biri beraber yaptık. Bu Ferhat'ların kaldığı ev bak. Eski Highlander'ım. Ferhat da burada yanımda. Ferhat tarafında YouTube kanalında bakabilirsiniz. Ferhat da bizimle. Bugün güzel böyle bir erkekler olarak buluştuk. Orlando'daki YouTuber'lar olarak. Kavga buydu abi. Abi inanılmaz. Çok fazla zaten uzatmanın anlamı yok. Çocukça ya hareketler. Tabii. Yani zaten şey yapmayalım şimdi, senin olaylarına da geçeriz. Kavga şöyle oldu. Bunlar tartışmışlar. Arabamı aldım bunları şehir merkezinde. Zaten siz şimdi izlerseniz videoyu. Sonra bunlar tartışmaya başladı. Sonra bir anda olay alevlendi. Bam gün birbirine gittiler. Ben de Torrot'tayım hani. Durabileceğim bir yer yok. Kızlar diyor ya şoför sağ çek. Nasıl çekebileceğim bir yer yok, tamam mı? 80'le 90'la gidiyoruz. Hani Türkiye'deki hıza vurursak 120-130'la falan gidiyorum yani. Basıyordum olay. Evet. Çabuk bitsin, hemen gideceğimiz yere gidelim diye. Baktım olay öyle olmadı. Hemen sağa çektim. Sonra elimi falan koydum. Dedim gidecekseniz gidin falan. Hatta şu an siz görmüşsünüzdür. Hani ayırmaya çalıştım. Sonra bir daha yaptılar. İşte inince seni öldüreceğim, şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Bir indiler. Hiçbir şey yok. Tekrar evlerine gittiler. Ben o videoyu hatta beraber yapmıştık bunu. Bu videoyu ben kimle izledim hatırlamıyorum ama Amerikalı bir kızla izlemiştim işte. Hani bak böyle yaptık. Bak Okan'ın da başına bu gelmiş falan diye. Kızın tepkisi şeydi, hani o çocuklar diğer arabadaki kızları aslında artistik yapıyorlar, hani burada böyleymiş kültür. Hani ben seni döverim, ben seni şöyle ezerim falan, kızları artistik yapıyorlar. Değil mi? Bence de öyle gibi şoför geldi. Şoför olarak da bir yandan bizi yoruyor hakikaten, arabanın içinde sürekli bağırış, bir de çok bağırıyorlar abi. Çok saygısız insan var. Çok. Ben bir şey söyleyeyim, ben Türklerden de aldığım oldu. Abi Türkler bazen Amerikalıları aratmıyor yani, öyle söyleyeyim. Hani saygısız insanın hiçbir şekilde milliyeti yok arkadaşlar. Yok, kesinlikle. Çok cahil insan da var burada, akıllı insan da var. Evet. Ama zaten ikiden sonra içkiden, yani o içki içtikten sonra akıllı insan da zaten ne yaptığını bilmiyor. Evet. Onlarla biz uğraşıyoruz. Gökhan uğraşıyor New York'ta. Ben de burada Orlando'da uğraşıyorum. Şimdi evet. Benim olaylarım bu kadar da abi. Başıma gelen komik bir olayı gösterdim. Kadın soyundu. Ondan sonra taciz edildik. Sonrasında da kavga çıktı. Şimdi istersen senin başına gelen böyle iki tane olayı gösterelim, böyle komik bir olay kısa kısa. Bir de tamam. Başına, bilmiyorum sende kötü bir olay var mı kanalda gösterdiğin? Bir tane var.
Tamam, bir de şimdi onu izleyelim arkadaşlar. Hala unutamadığım bir tane var. Şimdi bu video benim geçen seneki Cadılar Bayramı'nda Uber yaptığım bir video. Hı-hı. Mesela normalde ben bir video çıkarana kadar birkaç gün yapıyorum, birkaç saat yapıyorum. Toplamda 20 saatlik Uber yapıyorum. Belki bir video çıkıyor ama bu video aynı gün çıktı hepsi. Bu da çok spontane gelişen bir olaydı. Çocuk anahtarlarını almaya mı, kimliğini mi, bir şeyini unutmuş, onu almaya gitti. Arabada 3 tane kız. Dedim ki hani bir arkadaşınız, hadi şaka yapalım gibisinden. Bu da böyle gelişen bir olay başlangıçta. Kızlar da güzelmiş ha. Kızlar yani güzel. O zamanlar 135 binmişim bak. Tabii sağdakini görmedim. Şimdi böyle YouTube falan deyince de hemen şey yapıyorlar hemen. Baksana arkadaki... ne güzel tepki vermişler. Bazı insanlar bildiğini sövüyor. Neden beni video çekiyorsunuz? Evet, o da çok geliyor başıma. O yüzden çok eğlenceli geçip de paylaşamadığım videolarda çok fazla. Burada artık ikna ettim, merak etme, oraları kırparım, şey yapma, korkma falan. En son arkadaşları geliyor burada. O ne verdin kadınlara, kızlara? Benim arabada şey var, kartım var. He. YouTube ve Instagram adım yazıyor. He. Çünkü soruyorlar hani, aa kanal ne, biz de bakalım diye. Tek tek Gökhan Öner demek çok zor oluyor, unutuyorlar falan. Sonra kız acayip mutlu oldu yalnız. Zıplıyor böyle. Ben dedim ki çocuğu bırakalım gidelim. Çünkü beni çok bekletti, ben almayacağım bunu deyip gittik. Ama ben hakikaten gittim yani. Hani normalde azıcık ileriye gidip ileriye bir yere park etsem olurdu. O değil, hesap John'un hesabından mı çağırdı, sana bir yıldız vermesin? Hesap kimindi ya? Kızlardan birinin hesabıydı galiba. İyi o zaman galiba. Sıkıntı yok. Aynen. Kızların nasıl hoşuna gitti baksana. Kızlar çok heyecanlandı aynen. Belli downtown'a gidiyorlar eğlenmeye. Evet. Ne güzel ya. Sonra çocuk aradı. It's more than arıyor. Okay. Hey. Kız da bir yandan role girdi yani. Benim şakama bayağı destek çıkıyor burada. 5 saniye geç kaldım diyor oradan oraya da falan. Birazcık ileriye alıyor. Bak bak resmen rezillik. Kız da var ya, vermiş kızı, vermiş kızı. Ha burada da diyor ki, gittiniz mi falan diyor. Kız diyor biz vardık bile diyor. Çocuk diyor konum at koşacağım oraya diyor. Hadi canım. Yorumlara baktım, millet şey yazmıyor. Çocuk nasıl bir yokluktaysa konum at koşacağım falan diyor. Herhalde 19, yok bu 20 yaşında falan var. 19-20. O civarlarda aynen. Aynen tiplerden direkt anlıyorum artık. Üniversite öğrencisi evet. Herhalde. Üniversiteden mi aldın? Aynen öyle. Üniversiteden almadım da hepsi üniversite öğrencisi. Bir arada yaşıyorlar falan. Sonra tabi şaka olduğu için haliyle döndüm oraya. Bu arada Uber'i kapattım. Ha döndüm hani, tekrar geri mi aldın elemanı? Uber'i komple kapattım, yolculuğu iptal ettim. Çünkü işte şaka yapacağım, boşuna hani yazmasın size diye. Ne kadar uzaklıktaydı? Vallahi 5 dakika falan öteye gittim. Sonra çocuğu aldık, bak o kısma geçelim. İlerletelim. Ha sonra çocuk buraya geldi. Çok sinirliydi. Koşmuş, nefes nefese bir geri bindi arabaya. Kızlar da yalan söylüyor. Ben de kemeri tak falan diyorum. Çocuğun suratı gitti, düştü çocuk yani. Çocuk var ya, uyuz oldu sana. Kızlar arkada gülüyor. Bağlantı kesildi, yolu tarif edin dedim bir yandan. Sonra artık tabii dayanamayıp kızlar. Kız burada söyleyecek artık. Hadi söylemediler. Söylemek üzere şu anda. Çocuğun morali hala bozuk. Şimdi söylüyor. Çocuk burada benimle dalga mı geçiyorsun diye evet diyor. Ama neyse ki en sonunda hani herkes mutlu ayrıldı. Çünkü şaka olduğunu anlayınca ve arkadaşları da zaten aynen, çoktan ikna olmuşlar. Aynen. O yüzden hani tam 5 yıldız verdiler, bahşiş falan verdiler. Ha. Yolculuğu iptal etmesine, iptal olmasına rağmen hani biliyorsun 3,5 dolar gibi bir şey charge ediyor New York'ta. Aha. Onun üzerine bahşiş vermişlerdi yani. Ay, zaten belli insanlar eğlenmiş aynen, yani aynen. Güzel olmuş. Zaten Amerika'da ne iş yaparsan yap servis olarak yani araba şoförlüğü olur, garsonluk olur. İnsanları güldürüp eğlendiriyorsanız
onlar size mutlu ayrılıyorsa mutlaka bahşiş bırakıyorlar. Yani buranın kültürü bu şekilde. Tabii bazıları diyor mesela Uber driver'lara bahşiş bırakmak zorunda mıyız yazıyor yorumlarda. Evet. Yani Amerika'ya umarım siz de gelirsiniz. İş bulamazsınız ya da böyle bizim gibi driver'lıktan başlarsınız. Hani aslında kötü de para kazanmıyoruz yani. Biz Orlando'da şu an benim saatliğim 22-23 dolara geliyor arkadaşlar. Evet. Hani Perşembe, Cuma, Cumartesi. Bir yere giderseniz burada asgari ücret 9 dolar. Düşünün ben onun iki katından daha fazla kazanıyorum. Evet. Hani küçümsenecek çok kötü bir meslek de değil aslında. Değil. Ama ki siz bunu yapmak için de mesela sözünü bölüyorum. Tabii sıkıntı yok. Bir mezun olmanıza, herhangi bir okul okumanıza gerek yok. Sadece arabanız ve ehliyetiniz olsa yapabiliyorsunuz. Tabii tabii. Yani güzel bir iş aslında. Tip vermek zorunda mıyız diyorsunuz. Amerika'da kültür bu. Eğer tip vermeyecekseniz hani net söyleyeyim bence Amerika'ya gelmeyin bile. Çünkü burada tip vermediğiniz için arkanızdan çok küfür yersiniz arkadaşlar. Hani Uber driver belki hani %60-%70 diyelim ama hani bir garsona mesela %100 tip vermek zorundasınız zaten. Evet. Onun kaşarı yok. Hani garsonlara tip vermeyen Türkler de var burada. Hani onlara bir mesaj vermiş olalım. Evet, şimdi mutlaka verin arkadaşlar. Ayıp etmiş olursunuz. Yani sonuçta buraya geliyorsanız buranın kültürüne belli şeylere adapte olmanız lazım. Belli şeyleri tabii koruyun kendi şeyinizde. Ama buranın kültüründe de bazı şeylere biraz adapte olmak gerekiyor. Şimdi başına gelen kötü bir olay. Çok enteresan bir geceydi gerçekten. Arda arda çok değişik olaylar başıma geldi. Şimdi direkt kötü kısmına geçeceğim. Aha. Bakalım kötü kısmında ne geldi başına. Arabada bu arada renkler değişmiş, yanlara koymuşsun. Aynen, yanlara koydum bir pembe bir mavi, böyle hani biraz daha club ortamı. Tam minik, böyle yürüyen club ortamı olsun. Aynen. Yürüyen pavyon diyorlar yani. Yürüyen pavyon aynen. Çok uzak bir yere geldim. Evden böyle bir 40 dakika falan mı ne uzağım tam hatırlamıyorum. Videoda söylüyorum zaten. Moralinde bozuk tabii o ara herhalde. Uzak olduğu için direkt öne oturdum. Şu ana kadar değil. Şu ana kadar değil, hani fark etmez mesafe ama en azından... Bir durdursan abi, sana bir şey söyleyeceğim mesela. Hı. Benim Uber yaparken sevmediğim olaylardan biri, abi arabada 6 tane koltuk var, pardon 5 tane koltuk var. Sen bam diye hiç tanımadığın birisin, direkt yanıma oturduğunuzdan benim çok hoşuma gitmiyor açıkçası. Sen sevmiyor musun onu? Ben çok sevmiyorum abi ya. Biraz ne bileyim, biraz Amerikan vari olabilir ama ben arka koltuğa oturmasını tercih ediyorum. Çünkü tanımadığım birisi sürekli bakıp rahatsız edenler oluyor mesela. Bazen hani eşcinsel arkadaşları alıyoruz. Adam böyle böyle bakıyor. Abi adam böyle bakıyor ya, yoldayım. Şöyle araba kullanıyorum, birisi size düşünsene de böyle bakıyor. Hani psikopat bir sürü insan var, o yüzden yanıma oturmasını istemem ben insanların. Her neyse, evet, buradan devam edelim. Bu videoda da öyle bir şeyler oldu. Adama hani yakınlık göstereyim diye öyle birazcık muhabbet etmeye çalışıyorum ama muhabbet çok başka yerlere gitti. Bunu zaten izin mizin almadım, o yüzden yüzünü sansürlemek zorunda kaldım. Şu an konuşma sohbet normal gidiyor. Böyle bir hissettin mi böyle sorular gelince? Şurada biraz kıllandım. Beni yapmak istersin. Ben çalışacağım diyorum, adam ne yapacaksın diyor. Gel diyor. Dur bakalım. Bira sever misin? Videonun başlığı da buradan aldım. Bira sever misin? Orada başladı zaten. Oo, adam sana yürüyor yalnız. Aynen. Dokunuyor mu ya dirseğiyle sana? Yok, daha dokunmuyor. Allah'tan dokunmadı yani. Oha, biraz takılmak için ekstra ücret ister misin? Bak burada da mesela söylediği jargon, İngilizce hani biz nasıl takılmak ister misin diyoruz ya. İngilizce'de de öyle bir şey söylüyor ki tam anlamıyorum o sırada. Videoda çevirirken biraz düştü jeton. Aha. Buralarda anlamıyorum adamın ne demek istediğini. Çünkü çok farklı terimler, deyimler kullanıyor. Adamın o ana kadar ne demek istediğini hala anlamadım. Ben bunu böyle çevirdim de farklı bir şey söylüyor. Anlayamıyorum hakikaten. Biz ifaden çok komik. Başka bir şekilde anlatmaz. Aynen. Adam direkt söyleyecek artık. Adam tam söylemiyor. Allah Allah. Bu da çok saçma bir muhabbet. Adamın yani kafası mı çok güzel? Biraz güzeldi ama yani, o yüzden mi böyle bilmiyorum. Neden yani, takılmak istiyor yani şu an ve ısrarcı oluyor. İlk başta hani dedi şey diye düşündüm, arkadaşa mı ihtiyacı var, hani gerçekten sıkılmış. Ben hala iyi niyetli düşünüyorum ama pistolk falan dedi, ne demek hala bilmiyorum. Ben o şekilde çevirdim. Belki de yanlış çevirmişimdir ama. Sen biliyor musun abi ne demek pistolk? Egemen biliyorsan sen söyle. Oğul oranı biliyorum, böyle yakınlaşılma. Yani yakınlaşma muhabbeti. Yani
direkt onu kastediyor aslında. Hani ilk senle deneyim demek istiyor belki. Yetmediği için anlamadım. Direkt söyle artık diyorum. Adam en son şey dese yeriydi yani. Hani seni yapayım mı? Onu ister misin demeye getiriyor aslında da. Devam edelim abi, çok merak ettim şu an yalnız. Değilim dedim, o da ben de değilim dedi. Bana para teklif edenler oldu aynı bu şekilde, biliyor musun? Ama tabii kayıt mayıt almadım. Sadece birbirimizle ilgilenelim falan. Allah Allah. Benim burada modum düştü zaten. Sen zaten burada bitmişsin. Bak işte o yüzden yanıma oturmasını istemiyorum. Çok saçma olaylar oluyor böyle. Bir yandan da kibar oluyorsun böyle. Thank you. Sen burada arabadan mı kovdun, gideceği yere mi yok, geldin? Yok, gideceği yere kadar bıraktım. Yüzünde böyle bir garip bir gülümseme var. Kızlar yürüyor, bazen de erkekler yürüyor. Başına ne geldiğini hiç bilemiyorsun. Abi. Aynen öyle, aynen. Bazen kızlar, bazen erkekler, yani her türlü insanla muhatap oluyorsunuz. Başıma bir olay geldi gerçi. Bilmiyorum, videosu olmadığı için belki inanmazsınız ama bir tane kız almıştım böyle, ama kız da ünlü bir kız. Instagram'ını falan gösterdim. Hı hı. Hani 300 bin, 400 bin takipçili bir kız. Hani çok çirkin bir kız da değil. Uber yapıyordum böyle. Saat gece 12 falan oldu, 12-1 oldu. Kızı böyle bardan aldım, erken çıktı bardan. Hı hı. Tam evine götüreceğim ya dedi, sabah kadar çalışacaksın dedi. Kaç para yapıyorsun dedi. Vallahi şöyle baktım, herhalde bir 250 dolar yaparım dedi. Çıkarttı böyle, 300 doları koydu. Dedi sana 300 dolar sabah kadar benle dedi. Oo. Kal dedi yani. Ben de yok dedim, çalışacağım dedim böyle. Kız böyle doğru bir söyle. Öyle dedi böyle. Fakat gerçekten bir şey yapmadım yani. Niye yapmadın peki? Ya şimdi parayla kendini satmak hani istemedim ya. Hani aynen, parasız teklif etseydi belki düşünürdüm de, şimdi ortaya para konulunca hani kendimi kötü hissettim, anladın mı? O yüzden ben ya dedim. Ben kesin yapardım ya. Ben yapmadım abi, bilmiyorum. Bilmiyorum, siz yapar mıydınız arkadaşlar? Yorum kısmına yazabilirsiniz. Başka videom var mı abi göstermek için? Video gerçi biraz uzun oldu şu an. Böyle kısaca gösterebileceğim bir şey varsa. Adama hayır dedikçe evet diyor ya. Nasıl gerildim var ya. İşte beklemezsin ya öyle bir adamdan. Evet, sakallı makallı böyle. Bunlar tabii benim araçta sürekli karışık Türkçe rap listem var benim. O çalıyor karışık yani, ne denk gelirse. Ama bunu bilinçli olarak açtım tabii çünkü 10-11 yıldır belki. Ezeli mi açtın? Sagopa mı? Ceza'nın Rapstar şarkısını. Bu arada bu video bayağı bir izlendi. Yani 1.3 milyon izlenme var. Gelirim sıfır. Çünkü niye? Telif yedi. Ama yani şarkıdan bizim dolayı mı? Evet. Burada bildiğini Amerika'da şarkıyı gibi açtım. Ardından şey, kız hareketleri var. Baba hareketleri var. İyi eğleniyorlar ya, güzel. Aynen. Bunlar da bayağı başlık bırakmıştı diye hatırlıyorum. Şu öndeki adam çok komikti ya. Sürekli böyle brrrr falan yapıyor. Belli bunlar bardan sonra mı aldın bunları? Kafaları bunlar güzel biraz. Artık eve dönüyorlar da. Çakır keyif olmuş bunlar. Buralar artık sen de seslerle oynaman lazım. Yoksa telif yiyebilir yani buradan bir daha. Hadi ekstradan bir iki tur daha at dedi. Bize bir iki şarkı daha söyle falan dedi. Hadi canım. İşte Ceza'nın Panorama Harem şarkısı, Fatal Rhyme VIP şarkısı vesaire. Artık ezberimde ne varsa onları söyledim. Bayağı bir eğlenmişlerdi. Arkadaki adam özellikle hani seni çok sevdim, seninle arkadaş olmak istiyorum falan dedi. Ama görüşemedik tabii bir daha. Ama bayağı eğlendiler. Belli ya, adamlar eğlenmiş yani, güzel olmuş. Kaç dolar tiplerliler? 30 falan. 10 ya da 20 diye hatırlıyorum. 20 ise güzel ya yine. 20. Ya ben işte genelde hani müşterilere muhabbeti ben açmıyorum. Onlar açarsa devamını getiriyorum. Cıvıtırlarsa ben de cıvıtıyorum. Ciddilerse ben de ciddi. Hani müşteri modunu tutturmaya çalışıyorum aynı şekilde. Hani zorlamıyorum sırf video çıksın diye. Hı hı. O yüzden zaten böyle daha güzel bence. Böyle de tutmaya kararlıyım. Evet arkadaşlar, başımıza gelen bazı olayları hazır Gökhan'la yan yana gelmişken sizlere göstermek istedik. İzlediğiniz için bize çok teşekkür ediyorum. Bu arada Gökhan'ın kanalını hala bilmeyenleriniz varsa yukarıya bir kart bırakacağım ve açıklama kısmına linkini bırakacağım. Onu da kanalına gidip selamlarımızı iletebilirsiniz. Keza çoğunuz zaten Gökhan'ı tanıyordur diye düşünüyorum. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Bir şeyler söylemek ister misin abi? Arkada kopanlar var hala bize. Valla ne söylemek isterim? Beni davet ettiğin için teşekkür ederim. Evini ben teşekkür için. Ederim o her zaman. O gel bende kal dedi ama geri dönmemiz gerekiyor. Hadi canım. Döneceğiz mi şimdi? Döneceğiz. Haberi bile yokmuş. Ben bunu bilmiyordum. Biz halbuki burada yatacaktık ne güzel ama araç lazım. Dayım Miami'de bekliyor falan. Abi o yüzden yani, olmadı. Kalamayacağız ama umarım belki ileride taşınırım. Tabii. Her sık zaman sık görüşürüz. Her zaman bekleriz abi. Halı saha maçına da geldin artık. Evet.
Bize defans lazım. Sen de defans oynuyormuşsun bu arada. Aynen. En yeteneksiz adam olarak defansa benim piyon olarak koyabilirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. İlerleyen videolarda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bye bye.